Diyorsunuz ki eşlerinize yatakta asla hayır demeyin. Dünya kadınlar değil erkekler etrafında dönüyor. Aşkla yapılmış bir Aşk evlilik hiç nedir bunun sırrı? Ömür 50 boyu flört edeceksin evladım. Peki Zeynep Hanımcığım erkekler bir ilişkiden ne bekler? Her zaman olduğu gibi bir buçuk ay tanımadan Sakın ama sakın yatmayın. Beni kıskanıyor. Kıskançlık bence hastalık. Asla ve asla çocuk hemen yapmayın. Mutlu evliliğin 13 kuralı demişsiniz. 13 kuralı mı var? Evliliğin %80'i sekstir. Herkese merhaba. Yine sizler için o kadar değerli bir ismi ağırlıyorum ki Hemen kendisini size de göstermek istiyorum. Flört terapisti, evlilik terapisti <laughs> Selin Karacehennem bugün bizlerle birlikte. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk canım, hoş bulduk. Nasılsınız? Vallahi çok güzel bir mankenle görüşüyorum görüyorsunuz. Ay, çok teşekkür yani. ederim. <laughs> çok bugün teşekkür değişiklik ederim. var kendim yapmıyorum. Bu sefer güzel arkadaşım yapıyor. Ben cevap evet. veriyorum. Biz birbirimizin YouTube kanallarında böyle sık sık buluşacağız zaten evet. değil mi? Evet. Evet bu arada senin Hanım çok değerli bir kitabınız var. Hemen bundan hmm. izleyicilerime de bahsetmek istiyorum. Evlilik ve ilişki sanatı. Ee, bence bize ilişkilerimizde ve evliliklerimizde son derece ışık tutacak bir kitap. Vallahi ben kendimi övmek gibi olmasın. bunlar çok uzun senelerin çalışması, insanları böyle tek 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 irdelemelerle, kendi kendime neden yapmış, niçin yapmış yahut da bununla ikisi birbirine hakikaten uyuyor mu? Adam pek sevmiyor ama kadın seviyor galiba. Kendi kendime gözlerimi kapatıyorum. Ay yapma bakma artık insanlara. <laughs> Bütün bunların neticesi olarak senelerce teyzelerim, işte halılar onlar bunlar herkesi İnceliğe inceliğe insan sarrafı kesildi. Siz herkesi gözünden tanıyorsunuzdur. Vallahi, Nasıl ilişki yaşayacağını bile anlıyorsunuzdur. Vallahi kusura bakmayın ama yemin ederim anlıyorum. Değil mi? Erkekler hele o kadar basit ki benim için... <laughs> 10 dakika falan yeterli. Buradan girip arkasını okuyorum. Adam da şaşıyor. Önceden söyleyenler bak görürsün. Nasıl anlayacak seni. Önce patlayarak geliyor. <laughs> Kimse Çoğunluğu yanaşamaz da, Ben geldim <laughs> sen git. <laughs> Ay çok güzel. Şimdi Selin Hanımcığım demişsiniz ki evlilik ve ilişki sanatı. Bu bir sanatsa bizim rolümüz nedir bu sanatta? Kadın başrol. Primadonna. <laughs> Esas kadın. Erkek sadece sevdiği insanı, hatta sevmediği insanı dahi kadın olarak biz kadınlar çok güzel idare ediyoruz. İdare etmek alttan almak değil. Hmm. Anlıyoruz, tanıyoruz, görüyoruz. Ama It's a man's world diye bir şarkı var. Onun gibi dünya kadınlar değil erkekler etrafında dönüyor. Ama bütün erkekler de biliyor ki. Kadınsız bir dünya olmuyor. Hele evlilik hiç olmuyor. Hiç olmuyor. Erkek idare edemez. Çok yani çok şeydir bu konuda. E, güzel dışarıda fevkalade e, şirketleri idare eder. Son derece. Bakın her yer erkeklerin e, işleriyle dolu. Ama evde... Erkek kadının sözünü dinliyor. Evet yuvayı dişi kuş yaparmış Aynen, zaten değil, değil bak, mi? Bizler ne kadar zaman evvel bunları söylemişiz. Evet. İnanın ki doğru. Hı -hı. İnanın ki doğru. Peki biz şimdi bir ilişkilerden giriş yapalım mı önce? Bir ilişki doğru bir ilişki nasıl başlamalı? Bir kere öyle ilk görüşte aşk falan gibi laflara hiç inanmayın. Yok, Yok mu? öyle şey. Hayır efendim. İlk görüşte beğenme olabilir artistler gibi sinema artistleri gibi film seyrederken derken aynı güzel adam falan dersin onun gibi. Hı hı. Ama esas sevgi sana uyuyor mu? Ailesi, bilgisi, görgüsü, oturuşu, kalkışı, yemek yiyişi, tarzı, e, tabii daha sonra tanıdıkça kalbi, ruhu, beyni istediğin bir meslekte mi mesleği var mı? Bunları gözetmeden asla bir şeye girmemek lazım. Sonra çok üzülüyorsunuz. Evvela demeyin ki ya hep böyle mi olacak böyle bir şey ısmarlar gibi. Hayır. Temin senle bir biraz konuştuk. Evet. Önden bileceksin ne istediğini. Ben kimim? Ne istiyorum? Ben nasılım? Ne tip insanlarla rahat ederim? Ailesi sana uymaz. Ne olacak canım ben adamla evleniyorum ailesi. Hayır hı, ömür hı. boyu aylık gelir o anneyi de çekersin. Aileyi de çekersin. Hiçbir şeyi göz ardı etmeyeceksiniz. Her şeyde mükemmel olmayabilir. Ama koyun bir artı koyun birine bu çok güzel. Buna da eksi koyun olmaya bu tarafı düzelmeli. Acaba bunsuz olabilir mi? Böyle düşünmeden girmeyin. Yine arkadaşça çıkın yemeklere gidin, güzel güzel konuşun, sohbet edin, etrafı inceleyin. Zevkleriniz birbirine uyuyor mu? Müzikler de anlaşıyor musunuz? Ee, o da çok önemli ortak şey zevkler önemli. değil mi? Bir hayat geçireceksiniz. Yani daha doğrusu Aman canım ne olacak? Şöyle gideriz, biter gider." diyorsanız buyurun. Ama öyle olmamalı. O hayat sizin. Zaman sizden çalınıyor. Ve kadın çok çabuk olarak kaybediyor güzelliğini, gençliğini, terü tazeliğini. Erkekler için öyle bir şey mevzu bahis değil. Onlar kırkında bile evlenebiliyor. Bir kadın da kırkında evleniyor artık ama şimdi. Eskiden öyle miydi? Aman ya Rabbi ben 20 yaşında evlendim annemin sözü. Ben 18'imde evlenmiştim. E ne var? iki sene var dedi. <laughs> <laughs> yani böyle Çok küçük yaşlar değil mi? 18 yaşında bebek evli yani, bebek. çok çocuk kocayı evi sonra doğacak çocuğu nasıl nasıl yapar kendini o? bile keşfedememiş üniversiteden çıkar çıkmaz kendini bir buluyorsun ay ben Amerika'da buldum kendimi. ne yapacağım ne kullanılır acaba annem ne kullanıyordu nasıl temizlik yapıyordu ben yapmamışım ki hem çok iyi tahsille uğraştım hem de hiç yapmadım ben zaten öyle iş yapmayı falan sevmezdim. Ayıptır söylemesi koca 500 metrekarelik evleri öyle bir ilerletmiştim ki son zamanlarda. Yani giriyordum bir saat hadi hatırın için iki saatte bitti ev. Hiç de yorulmuyordum alıcı 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 alışa. Zaten bir 20 kilo daha azdım çok inceydim. E i̇ki çocuk biri elde biri belde nasıl yapayım yani düşünüyordum. Acaba bizdeki insanlar nasıl yapıyorlar? Çünkü bir yaş araları ikisi birden anneyi istiyor. E benim Çok. kaç kucağım var? Buradakini e, emzirmem lazım. Öteki geliyor beni de al kucağına. Nereye alayım? Oturuyordum sırtımı dayıyordum böyle bunun gibi bir şeye duvara. Hı hı. Bir tane yastık koyuyordum. Oğlanı böyle sarar, sallarken kızım böyle emziriyordum. Ve resmim ah. falan çekme yoktu. Anneme diyordum ki Ha Anadolu'nun ücra bir köşesindeyim, ha Amerika'nın göbeğindeyim. <gülüyor> Gerçekten. <gülüyor> ne fark ediyordu? Ama çok kolayca pratik zekam çoktu. Hiç bilmediğim halde şimdi internetten bakarak mesela ben o zamanlar şeylere bakıyordum. Kitap ee, yemek yapma kitapları. Hı hı. Bir de uğraşıyordum ki o kocacığıma her yer mis gibi olacak. İki çocuk pırıl pırıl şıkır şıkır olacak. Yemekler harika olacak. Açıyoruz kim gelmiş kim gelmiş baba gelmiş diye koşarak açıyoruz kapıyı. Canım hayatım ah hoş geldin. E böyle bir hayata geçiş yaptım. 50 senede evli kaldı bu. Maşallah size maşallah. Ama siz de fark ederek. ettiniz mi? Flört. Kocacığım dediniz. Öyle güzel söylediniz ki. Ama öyle. İki tane çocuk yapmışsınız. Ne zaman doğurdunuz evlendikten sonra? Vallahi şöyle diyeyim. Yolda geçen her türlü o çocuk yapan madde sokaktan geçerken beni buluyor. <gülüyor> 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 Ama ona da pratik zekam Hemen çare buldu Öyle 5 senede 5 tane çocuk hamile kal. İkisini Amerika çocuklara çocuk aldırmak yasak olduğu Hı -hı. için alamadık. E ne yapacağım ötekilerini? Babam askeri doktordu. Her seferinde gel utanın sıkıla ben yine çocuk aldıracağım baba. Yani ayıp denen bir şey vardı o zamanlar öyleydi. Çekinirdik Hı -hı. böyle şeylerden. Üst seferde böyle ondan sonra dedim bir Son defa hamile kalınca dedim ki kardeşim beni bundan nasıl kurtarabilirsin? Rahmimi mi alacaksın, ne yapacaksın? Adam evet. dedi ki tubligation diye bir şey var. Daha Türkiye'de yoktu o. Senin çocuğunu alırken tüplerini bağlatacağım. Hmm. O zamandan bahsediyorum çok evvelden. Evet, evet. Türkiye'de bunu söylediğim zaman doktor bir akrabam vardı dedi ki: "Yok canım böyle şey var mı?" dedi. Böyle bir hadise yok. E var. Şimdi herkes yaptırıyor. 30 yaşında bağlattım. Hiçbir şey değişmedi. Hisler, duygular, aktivite her şey mükemmel ama çocuk yapmıyorsun. Çocuk yapmıyorsun. Bana mesela. doktorlar dediler ki: "Sen dediler bu şekilde bu çocukları yani bu şeyini bağlatıyorsun. Daha sonra dedi ama bir daha çocuk yapamazsın. Hı -hı. Olsun ben istemiyorum ki dedim. İşte kıt düşünme. Ev ayrılırsan ileride çocuğun olmaz. Allah korusun bunlara bir şey olsa çocuğun olmaz. Tamam bunun bir hata olduğunu gördüm. Hı -hı. Ama başka çare bulamadım. Yani ben her dakika... Çocuk aldır. Bakacak takatim yok. Tabii çok zor. Çok taklasınız. ince, iş bilmeyen bir insan bir senede böyle yüz senelik evli gibi her şeyi Hem eve baktınız. Böyle çocuğa, Hem çocuğa emzirmeye vakit dahi ayırmıyordum Pelin. Şu kızım böyle dik olarak belimi bir şeyle sarıyordum. Buradan bu elimle tutup buradan emzirirken öteki de eteğimden tutarak her odaya giriyorum. Kapıları kilitliyorum ki dışarı çıkmasın olan filan bir zarar vermesin. Hı hı. Kızı böyle emziriyordum. Ancak bu şekilde üç kişinin, dört kişinin yapacaklarına çok yoruldum. Yoruldunuz. Bir yandan da kocanızla ilgilendiniz Oo, tabii ki. 50 yıllık zaman, bir kral, birliktelik. Kral. Evlilik. Peki nasıl geçti? Mutlu bir evlilik diyebiliriz değil mi sizin evliliğiniz Mutlu için? Mutlu Ve Süper. aşkla yapılmış bir Ay, evlilik. Hiç eksilmedi. Nedir bunun sırrı? Ömür bu boyu siler evladım. Ben tam anlamıyla flört ettim kocamla. O da benle. Ben beni hiç yalnız bırakmadı. Çocuğunuzu emzirirken nasıl flört edebildiniz? Abi, o, ne olacak? Ağzım var. <gülüyor> <gülüyor> Dilim var. Canım zahmet olacak. Şunu şu kliniksi versene. Hayatım sıkılma sen otur orada. Ben hemen geliyorum. Bu arada bu böyle. Bu böyle. Ve Saçlarım at kuyruğu yapılmış. Çok hafif bir şey, makyaj. Üzerimde mutlaka hoş, güzel bir ev kıyafeti. kıyafeti. Genelde böyle şeyleri giyiyordum. Yani çok şıktı her şeyim. İki dram bir çekirdek. Sabahın köründe koca uyanmadan 5-10 dakika eve kalkar. Hemen gider saçlarımı at kuyruğu yaparım. Yüzüme çok hafif böyle gözlerimin altı sarı olduğu için oraya bir tane Dudağıma ruj böyle alır, böyle ondan sonra güzel bir sabahlık mutlaka göz zevki çok önemli. Sizi hiç makyajsız görmedim eşiniz? Yani görür tabii canım da ama ben bakımdan bahsediyorum. Ben Hem hiçbir bakım... şey öğretmediysem Türk halkına bakımlı olunu öğrettim. Bunu çok iyi biliyor herkes. Hı hı. Çünkü örnekler verdim hep hayatımdan. Maşallah bütün Türkiye en azından 10-15 sene evvelki evet. Türkiye herkes beni tanıyor. Evet öyle, hakikaten. her şeyi anlatıyorum. Sizi dikkatle onlara. dinliyoruz, takip evet, ediyoruz, anlatır, izliyoruz. Diyoruz. Yani çekinecek bir şey yok ki. Taktiklerinizi A uygulayanlar bile var. Ama bunlar iyi taktikler. Evet. Öyle kocanın gözünü boş şey yap, boya yok ona kötü şeyler Hı -hı. düşün. Bu arada ki 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 hayır. Hı -hı. Kadınlarınızı kaybetmeyeceksiniz, Hı -hı. çocuklarınıza anneliğinizi kaybetmeyeceksiniz eviniz mis gibi etraf böyle ne diyorum buradan kızı tutarken bu elimle koca gelmeden bir yarım saat evvel o ev bütün gün oynamış çocukların her şeyisini kaldırırsın her şeyleri yapardım bu elle sağ elimle bu elde çocuk tutuyorum hı hı. yani çok iyiydim mutlu olunca da onlar da çok mutluydu Yalnız uykusuzluk çok çektim. Çünkü şöyle birisi uyurken öteki uyanıyor. İkisini aynı anda yatırıyorsun birbirlerini uyutmuyorlar. O neler keşfettim kendi <laughs> kendime çareler. Ben doktora gittim. Dedim ki acaba çocuklara verilecek bir uyku ilacı adam dedi ki ben size ilaç versem yol <laughs> <niye> olacak. <gülüyor> <gülüyor> yani öyle bir e, adama sinir aldı ki benden. Ne istiyorsun? Yorulmuşsunuz diyelim biz Ama mesela burada anneanneler, babaanneler bayılıyorlardı çocuklara. Yoktu. O zaman böyle görüntülü aramalar falan tabii, Nerede tabii. ya? 50 sene evvelden bahsediyorum. Şimdi evlilikler eskiye göre biraz daha zor yaşanıyor, zor gidiyor. Şimdi artık her iki tarafta çalışıyor. Evet. Her iki tarafta maddi sorumlulukları eline alıyor. Bir yanda çocuk, bir yanda iş, bir yanda ev. Ve çalışma saatlerimiz de artık çok uzun olduğu için. Dediğiniz işte gibi işte kadın kendine de nasıl bakabilecek diye insan mı düşünüyor? Yok. İngilizcesi şöyle. It's a matter of organization. Organize olacaksın. Hı hı. Her şeyini düşüneceksin. 3 adım öteyi düşüneceksin. Anı yaşayacaksın. Çok iyi davranacaksın. Karşılığını alıyorsun. Bu Bumerang gibi nasıl atıyorsan aynı şekilde geri geliyor. Olmuyoruz. Çocuklarla ilgili çok zor çocuklardı. Bilhassa en yani büyük olan oğlan üç çocuğa bedeldi inanın buna. Herkes biliyordu. Çok hareketli, çok çok zeki, düz duvara tırmanıyordu. Şöyle playpenler vardı o zaman şimdi ne vaziyette artık uğraşmıyorum çocuk milletiyle. <laughs> <laughs> o onun içine küçücük kızı koyuyordum. Ya 7-8 aylık oğlan bir koşu geliyordu çık 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 giriyordu içine. İçindeki bütün oyuncakları böyle dışarı atıyordu. Evet, Ondan sonra da benim kızımın Türkçe ismi Ayşe'ydi. Ayşe'cim Ayşe'cim bak göstereyim sana nasıl çıkılıyor. Vallahi dün geliyorum koyuyorum dışarı çıkarken arkamda emekleyerek gelen çocuk nasıl çıktım sen diyorum. <laughs> Abi öğretiyordu böyle büyüdüler. Peki Zeynep Hanım'cığım e, erkekler bir ilişkiden ne bekler? Her zaman olduğu gibi Yatmayı bekler. <laughs> Başka hiçbir şey yok. O kadar. O kadar. Ama eğer onun gönlüne girecekseniz, eğer o çocuk yani karşınızdaki erkek çocuk özlemi çekiyorsa, bak unutmayın bunu, altını çiziyorum. Çocuk istiyorsa hayatında evleniyor. Ondan evvel çocuk istemiyorsa, zaten 30 yaşından evvel evlenmek diye bir hadiseyi Düşünmeyin dayı. Erkeklerden bahsediyorum. 30 yaşından önce evlenmesin Hayır, erkekler. Çünkü 30'una gelen erkek şöyle bakıyor karısı. Ne buldum ben bunda ya? Nasıl seçtim ben bunu? Katiyen değil. Hele flört etmeden evlenmişse adam o yapmadığı şeyi öyle evlendikten sonra başkalarıyla yapmaya başlıyor. Çünkü hiçbir fikri yok. Onları öteki kadınlar öğretiyor. O kadıncağız da orada sersefil vaziyette. Bunları söylüyorum. 30'dan evvel evlenmek yok. Hı hı. En azından 30 olacak. Sen bir şimdi ona eskiden değildi ama şimdi ekliyorum. Biraz büyük olabilirsin. Hatta erkekler 25 yaş büyük adamları görüyorum ben karşımda. Onlara kimse bir şey söylemiyor. Kadın 25 yaş olunca ha kadına bak gencecik çocuk. Hayır evet, kardeşim. Böyle bir şey mi Öyle var? ama gönül bu. Ona da konar, buna da konar yani. Ne istiyorsa yapacak. Karışmayacaksın. Her koyun kendi bacağından. Yeter ki gerçekten aşk ve sevgi olsun tabii sevgi ki. bir Sevgi olmadan değil mi? hiçbir şey olmuyor. Beklentisi olmayacak. Evet. Zaten laf ola berikele diye kadınların çoğu yapmaz zaten. Hı -hı. Erkekler istiyorsan peki ama benim şartlarım da bu filan deyip sen de eğer istemiyorsan ki ne dedim temin önden düşüneceksin. Böyle bir sırat köprüsü gibi bir yerden geçeceğim mi? Prensip olarak hayır diyorum. Bir buçuk ay tanımadan sakın ama sakın yatmayın. Bir Bakın. buçuk ay Minimum. süre. Minimum. Hı hı. Yani bunu ben böyle düşünüyordum. Bir e, İngiliz e, psikolog mu nedir bilmiyorum ama o, o, o da söylerken duydum. Hayretler içinde kaldım. O da diyor ki kızlara İngiliz kızlarına aradan diyor altı hafta geçmeden sakın yataklarına girmeyin evine gitmeyin nereye gideceğiz diye sormuşlar Dışarılarda gezin tanımağa bakın bazı oluşturun hı hı. o baz olmadan gelir ve gidersiniz o köprüden niyet böyle niyet de ortaya çıkar o süreçte zaten e göreceksin karşındaki insan nasıl bir insan ee, akıllı mı kafasız mı paranın için mi geldi yahut ne bileyim seni sadece yatağa atmak için mi karşında Bunları bulmadan, tanımadan, görmeden zevklerimiz uyuyor mu, görüşlerimiz uyuyor mu? İleriki zamanlarda yine acette bir arada kalırsak geçirebileceğiz mi? Zevkler uyuyor mu mesela? Git AVM'lerde gezin. Aynı kadar güzel ev değil mi? Aa ben bunları sevmiyorum. Ben klasik severim. İşte al ilk eksini aldın. Sen e, fevkalade şey seviyorsun. Modern. Adam klasik seviyor ama son sonunda erkek zaten bu işleri sevmeye başladıktan sonra hiç aldırmıyor. Sen ne dersen tamam diyor. O kadar. İnanılmaz. Böyle çok iddialı adamlar hariç genel anlamda erkeklerin hepsi kariköldür. Yönetilebilir diyorsunuz Olsun. yani. Evet. Ne olacak? Ben onu severdim ama madem sen istiyorsun onu yapalım. Ama kadın da ben bilmem, kocam bilir filan demeyecek yani. Fikir söyleyeceksin. Yani ben şunları çok beğeniyorum. E ben, sen sevmiyorsun. Göster bakayım neleri seviyorsun, ona da bakıyorsun. Eyvah, ben bunu istemem. Bu rengi istemem, şimdi mesela ev arıyorum. Dayalı düşeli bir ev buldum. Ay renklerinden gördüm, aa dedim ben bu eve giremem. Evin diğer şartları tam istediğim gibi. Ama içine konmuş dayalı döşeli istedim. Hı hı. Benim kendi şeylerim çok büyük evler için. Ee, yani bunun gibi uyumak için hayatını yaşayacağın insana yüzde seksene yakın, yüzde yetmiş yedişseksene yakın her hemen hemen her konuda aynı olmanız lazım. Birbirinizi tolere tamam. etmeniz lazım. Anlayış göstereceksiniz. Benim kitabımda o gördüğünüz kitapta ne kadar nasıl kavga edilir, para konuları nasıl konulur, senin gözlerin görüyor, arkasını bir oku. Evet, bak. bir sürü konu başlıyor ya, var arkasında? Mesela içinde. ben izleyicilerimiz için de söyleyeyim, e, erkek nasıl tavlanır, nasıl elde tutulur. Abi çok ilginç şey çok veriyorum evet, orada. Çok buradaki tiyolar gerçekten önemli. İdeal eş ya da sevgili nedir, nasıl bulunur? Mutlu evliliğin 13 kuralı demişsiniz. 13 kuralı mı var? Belki daha bile fazladır da. Siz özellikle geçtiniz. E, yani esaslar diye kabul ediyorum. Hı hı. Kavga dövüş yok. Terslemek yok. Adamın şimdiki modern kızların kulağını çınlatıyorum. Elindeki her şeyi adamın kafasına atmak olmaz. Haklı dahi olsan yapmaman gerekiyor. Çünkü o seni şöyle bir tutsa. Şöyle bir attı duvara yapışırsın Tabii ki. Daha kuvvetli sesi çok. Ne diye böyle insanlarla şeye gireyim? Hiç girmem. Ha ne yapacağım? Öyle sessiz sedasız oturacağım mı? Nasıl yazı, yani kavga nasıl edilir öğretiyorum. Hem altta kalmıyorsun, hem kendine zarar verdirtmiyorsun hem izzet nefsini oynatmıyorsun. Tavrını koyuyorsun ama zarafeti elden bırakmadan. Bunların hepsi yazıyor orada. Para konuları çok mühim. Ayrıca benim babamın aldığı arabayı kullanıyorsun. Niye vereyim? O araba benim. Senin değil. Bu ev babamdan kalma. Bana verdi. Sana değil. Çok istiyorsam kendi paranla gideriz. Başka bir yerde tutarız. Böyle laflar erkeklere söylenmez. Hı -hı. Çok haklı dayı olsa. Tembel bir adamdır. Ya da senin paran için seninle evlenmiştir. Tamam bunların hepsini anladım. Ama bunları ağzına almayacaksın. Yatak konuları, para konuları, e, iş konuları bunlar. Bir de birileriyle karşılaştırma katiyenliği. Yapılmayacak onu. erkeklerin en Sen sevmediği şeyler. Sen bak ne güzel karısını gezdiriyor, şunu alıyor. Yok. O adam ne yapıyorsa yapsın ben hemen kadına bakarım. Aferin derim de. demek ki çok iyi idare etmiş. Bir çocukta bir olumsuzluk, bir yamukluk varsa yine anneye bakarım. Ne yapmış olabilir ki bu çocuklar böyle? Anne çok önemli. Ailenin temeli anne. Erkek senin seküritene bakıyor. Seni koruyor, şefkatini veriyor. Sevgisini gösteriyor, iltifat ediyor. Sana karşı olan her türlü konuda seni besliyor, can suyu o. Ama erkek, esas yapan kadın. Erkek evlilik, annesi gibi bir eş mi arıyor peki? Bilakis ne annesi gibi arıyor ne annesine benzemeyeni ne benzeyeni. Eşi anneye hürmet tamam anlıyorum ama eş kocasına göre yapıyor. Zaten her şekilde seni karşılaştırıyor evlenmeden evvel. Sen börek yapmasını biliyor musun? Patladık eve geliyor. Ondan sonra ev bakalım dağınık mı? Bana söylenenler bunlar. Ama Selin Hanım çok çok kötü. Bir görseniz temizlikle alakası yok. Her yer çöp içinde. Geçen gün bir gittim öyleydi Adamlar bakmıyor değil. Hepsine bakıyor. Ama kadın yani her türlü yani güzellik tamam, vücut tamam. Ama yolda giderken bir bakın. Ben sadece çetele tutmak için bakıyorum. Ne kadar hoş adam varsa yanında alakası olmayan kadınlar var. Demek ki sadece güzelliğe bakmıyor. Demek ki onun huyuna, sana davranışına bakıyor. Yani herkese bağırıp çağırıp da sana canım cicim diyorsa hata ediyor. Çünkü o sana özellikle evlenene kadar canım cicim diyebiliyor erkekte kadında. En küçük şeylere bakacaksın. Kendinden daha seviyece demeyeyim de. Yani sosyal kriter olarak daha aşağı seviyede olanlara davranışına bakacaksın. Bağırıyor mu? Çağırıyor mu? Tersliyor mu? Ya da hayvanlara karşı nasıl? Bir insan, doğru bir insansa hayvanlara çok iyi davranıyor. Kesinlikle. İmkanı yok. İyi bir insanın bir hayvana hoş dediğini duymadım ben. Çok bakarım. Ben hayvan aşığı olduğum için yani benimle alakası olsun olmasın o adam veya o insan, kadın, arkadaş nasıl davranıyor hayvancıklara? Evet. Bunlar doğru. çok önemli. Çalışanlar. Her şeye keza. bakacaksınız çocuklar. Bu arada adamı ya da kadını tanımaya çalışacaksınız ve tanıdığınız zaman zamanda kendinize, evinize geldiğinizde artı eksiler. Sonunda bakacaksınız. Artılar mı fazla, eksiler mi? E artılar fazla. Ne üzerine gitmiş? Sana uyan konularda. Mesela ben eğer çok e, şaka seviyorsam şakacı, beni güldüren erkeği beğenirim. Ama ben şaka sevmiyorsam eksiğin içinde ay çok şaka yapıyor diye eksiye yazarım. Hı hı. Sana göre artı, sana göre eksi. Ve yaşayacak olan sensin. Onu en kötü haliyle düşünüp ta tahayyül edeceksin. Bununla nasıl olur acaba? Ne yapar acaba? Şöyle mi yapar? Bir de el ele tutuşacaksın. O şart, o elden senin ten uyumun var mı o erkekle? Hmm, onu da anlayacağız evet. da orada. yatmak şart değil. Elin itmiyorsa bileceksin. Koku çok önemli. Temiz kokacak ya da kullandığı parfüm tenine uygun olacak. En azından senin hoşuna giden. Kimisi diyor ki sadece sabun isterim, işte temiz olsun. Tamam Hı -hı. onlar da güzel ama o oh, hafif bir koku kadına az bir şey. Erkek için de öyle. Onun doğum gününde ya da işte sevgililer gününde hoşunuza giden bir after shave verin bir koku. Siz yakınındasınız. Sizin hoşunuza gitmesi lazım. <gülüyor> <gülüyor> ne yazık ki yalnız zaman içinde ilk başlarda bayıldığım kokular evliliğin sonuna doğru kaldırıldı tedavülden. <laughs> Onun için ona göre yeniden aldım. Hadi bunu deneyelim falan diye. Yani bunlar çok önemli. Çok önemli detaylardan bahsediyorsunuz. Kavga etmek yok. Ah onları da anlatayım Çok sana. zor ama kavga etmeden de tabii ki durulamıyor. Ee, Ezdirmeyeceksin. He, kimse. İki Amucunuzun tarafta. içi gibi bileceksiniz. Kocanızı, sevgilinizi. Hı -hı. Ben senin her şeyini bilirim. Bana bilmem ne. Hiç söyleme. Bileceksin. Neden yapıyor. Beni kıskanıyor. Kıskançlık. Bence hastalık. Ama hepimiz kıskanırız. Ben bile diyorum ki sen kıskanmaya başladın galiba. Hastalık bu yapma. Ama belirli ölçülerdeki e, kıskançlıklara bir şey demiyorum ama karşıdan karşıya geçerken kadıncağız bir sağa bakıyor, bir sola bakıyor. Karşıya geçecek. Koca diyor ki veya sevgili. Na ev araba güzel mi? İçindeki de güzel değil mi? Ona bakıyorsun değil mi? AVM'ye giriyorlar. Sağda bir mesela bir etkinlik var. Kadıncağız da bakıyor. Ne olacak ki yani? Ne bakıyorsun? Birini mi arıyorsun? E bunlar hastalık. Sabahleyin çıkarken perdeleri kapatıyor. Akşam geliyor bakıyor. O perdeler oynamış mı? Kadın dışarı bakmış mı? Karşıdaki komşuya gitmiş mi? Oradaki bakkala gitmiş mi? E bunlar hastalık. Evet bu kadar. Bunlar olmaz. Kadar Ama sorabilirsiniz kibarca. Mesela bazı erkekler vardır. Karısı güzel giyindiği zaman içinden onu beğenir. Diyelim ki düğüne gidiyor. Veya dışarı çıkıyoruz hı hı. bizler gibiler. On, orada mesela girdi, giydiği şeyi beğenmişse kıskanıyor adam. Diyor ki kadın inceyse ne yani sen de ama e, gösteriş meraklısın. İlla vücudunu göstereceksin. Bu sıska kollarınla ya da kadın hafif şeyse topluysa şu şişkok bacaklarınla şu poponla niye giydin bunu? Orada kötülüyor, aşağılıyor, kıskançlık gösterisi. Ama bunu kadıncağız öyle göremez ki. Tabii. O diyor ki beni beğenmiyor. Daima beni, bana işte sen şöylesin, sen böylesin. Sen kendini güzel mi zannediyorsun? Saçını yaptırıyor kadın, adam fark bile etmiyor. Ettiyse de sesini çıkartmıyor. Aa ne güzel olmuş. Beğenmezsem ne, ne diyeceğim diyor erkek. Söyleme şekli şöyle. Kadın soruyor, saçımı beğendin mi canım? adamın sözü. Yani yani dedi mi beğenmedi demek. Güzel ama Çünkü saçın daha güzeldi. Güzel ama işte geçenlerdeki rengi daha güzeldi. Söyleme şekli bu. İğrenç olmuş, kötü olmuş, şu olmuş böyle şeyler söylenmez. İnsan düşmanına bile söylemez böyle Sev şeyler. Sen herhalde böyle bir şey Hayır, söylüyor, o şekilde kaba, söyleniyorsa. Herkes e, güzelliği ifade etmeyi şımarır. Yok işte kendini bir şey zanneder. İşte bilmem ne bir sürü tabirler kullanıyorlar. Bunlar güzel değil. Kaba erkeklerle o zaman... Çıkmayacaksın mı? kardeşim. O hmm. beni kıskanıyor diye bana bir tane tokat attı ya da beni çimdikledi. Ama evlenince geçer değil mi Selin Hanım? Hayır. Daha da kötü olur. Çünkü sen daha evli değilsin. Sana bunlar yapıyor. Dur bakalım evli olduğun zaman neler ne yapacak? Ne kadar sürede evlenmeden önce tanıyabiliriz partnerimizi? Minimum bir sene ama tanımak kaydıyla. Y senede bir Çok kere görerek geçinlik. değil. Ha. Yani şey içinde, hafta içinde herhalde bir iki üç kere görerek. Ama böyle sadece aşk meşk deme demek istemiyorum. Tanımaya çalışın. Yarar mı bu adam size ya da bu kadından iş çıkar mı? Hı -hı. İyi mi, kötü mü, efendi mi, düzgün mü? Modern ve annem babama kızacak mı? Senin anan senin baban diye mi başlıyor? Bazı şeyleri de yaşayarak görüyoruz sanki hocam. Zaten genelde oturduğu yeri görmek, anneyi sonra. babayı görmek gerekiyor. Eğer sana uymuyorsa, kanın kaynamadıysa yemin ederim sonu çıkmıyor. İstenmiyorsa anne tarafından anne ya da baba daima tarafından. Anne daha kıskanır? E, yine Hele de mutlu, evlenilmeli mutlu mi? Mutlu değilse kayınvalide olacak kadın. Kendi kocasıyla mutlu değilse... İlla ki ya da kocası hayatta değilse. oğluna daha düşkün oluyor. karı koca mutluysa sen evlenmiyorsun ki kardeşim. Söyleyeceksin tatlım. Bu kız sana yaramaz. Bak şöyle 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 tarafları. Ne olacak? Sen evlenmiyorsun ki ben evleniyorum. Tamam canım. Ben karışmıyorum. Ama hani görmemişsen müsaade et. babanla ben böyle böyle gördük. Mutlu olmayacağın kanaatindeyiz. Yine de karar senin. Ama sonradan çok üzüleceksin. Biz senden çok üzüleceğiz. İşte söyleme şekli bu. Hayır Hı -hı. evlendirmem. Sana ne kardeşim? Alan almış beğenen beğenmiş. Gördüğün kusurları çocuğu kızdırmadan o kız o karı filan lafları kullanmadan o şöyle o böyle diye kötülemeden gördükleriniz bize göre olmaz falan. Ama tabii bunun da sınırları var. Hı hı. Bazı yörelerimizde e, oğullar çok güzel tahsil görmüş oluyorlar. Görüyorsun modern gayet hoş bir adam. Evlenmek istiyorsun ama yörenin, etrafın, adetlerin, ananelerin çok büyük kuvvetle e, esaslı durduğu bir takım yerlerden gelen o adam annesinin babasının yanında onlar gibi oluyor. Evlendikten sonra bizim burada böyledir adet. Gideceksin annemin evini temizleyeceksin. Niye kardeşim niye ben para vereyim sen de ver. Annenin evini temizlemeye kadın tutalım. Olmaz. Annem her gelen misafirinde seni çağıracak. Kahveyi sen getireceksin. E kız buna göre gelmemiş. Büyük şehirlerden gelmiş ya da anne baba değişik bir, bir yapıda büyütmüş onu. İşte bunları görmeden gözü kapalı gittin ve sen sağ ben selamet. Ve en önemli bir şey daha söyleyeceğim. Asla ve asla çocuk hemen yapmayın. Ne kadar süre sonra yapın en onu? En az iki sene sonra. O iki senede hmm. evvela evliliği öğrenin. Evvela kadınlığı e, kocalığı öğrenin. Gezin, tozun. En genç, en güzel çağlarınıza çocuk bakıyorsunuz. Yani Kusura bakmayın çocuğu ben çok severim ama ben şahsen bir daha dünyaya gelsem 30'umdan evvel evlenmem, hadi diyelim evlendim 35'imden evvel çocuk yapmam. Her şeye doy, gez, gör, tanı, ayrılır mısın, idare mi edersin bunların hepsini gördükten sonra da 35 yaş hala fevkalade genç bir yaş çocuklarınızı 50 yaşına kadar doğurabilirsiniz. Hı hı. Gerçi vücudun bir takım şeylere hazır olması gerekiyor ama insan torununa bile bakamıyor belli bir yaştan sonra. İşte dediğim gibi 35-40 arasında çocuk da doğurulur, hayatı da görmüş olursunuz ve asla ve asla çocuk evliliği kurtarmaz. Sakın yanlışlık yapıp evet, da bir de öyle ben bir çocuk haline. yapayım düzelir. Hayır olmaz. İşte o zaman ayrılamıyorsun. En verimli çağlarında çalışamıyorsun. Yani ben ilk beş sene çocuklarıma bakacağım diye doktoramı yarım bıraktığım halde Berkeley Üniversitesi gibi dünyanın bir numaralı üniversitesinin tam karşısında oturmama rağmen tamamlamadım. Ama ne oldu? Daha sonraki senelerde işte bu evlilik ilişki üzerine ben bir psikiyatrla beraber orada psikolog o zaman çalışmıyor muydu hatırlamıyorum. Ama bir psikiyatrla beraber çalışıyorduk. O bana dedi ki sen çocuk e, şeysi psikolojisi tahsil ettin. Bak yeni bir trend çıkmış. Evlilik, ilişki, aile üzerine. Anlayana kadar canım çıktı. Sonra her dakika yani gittik iki sene, üç sene. Orada beni educate, train diyorlar. Yani beni yetiştirdiler. yetiştirdiler. Ve o sırada da oğlum büyük bir kaza geçirdiği için Türkiye'de böyle alelacele geldik, dinemedik bile geri. O, o her şey düzelip yoluna girdikten sonra ben bir arkadaşımın kızı çok şeker bir küçük stüdyoda program yapıyordu televizyon için. Böyle bizim yaptığımız gibi benim programıma gelir misin Selin abla dedi gittim orada anlattım bunları nasıl muazzam bir insan şeysi başladı herkes Değil soruyor de. Selin hanım çalışıyor mu kimdir nerededir Kara cehennemi duyan Ay diyor <gülüyor> <gülüyor> ondan sonra yavaş 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 kendi programlarıma geçtim ve şimdi de çok miktarda youtube yapıyorum kendi evet. kanalımda. çok değerli bilgiler veriyorsunuz. Hatta merak ettiklerinizi Selin Hanım'ın youtube kanalından kendisine iletebilirsiniz. Aynen, Yorumlarda öyle. da yazabilirsiniz. Her türlü sorunuzu cevaplıyor içtenlikle ve bütün samimiyetiyle. Evet ve de kitap aynı şekilde. Evet kitap da Bu aynı kitaplar şekilde. Çok ışık olacaktır bütün size. Tanınmış şeyler diye başlayacak satılmaya. Hı hı. Başladı mı bilmiyorum ama Bizden de alabilirsiniz. Evet. Orada sizin müracaat edeceğiniz benim çalışanlarım var. Onlar yardımcı olacak. Ayrıca ne düşünüyorum biliyor musun? Ne böyle çeşit çeşit çok fazla kalabalık olmayan bir takım otellerin güzel şeyinde böyle bir soru cevap şeklinde programlar Harikadır. yapmak istiyorum. Harika olur. Yani orada... Soracaklar bana şunu, şununla ilgili ne düşünüyorsunuz ya da benim şöyle bir sıkıntım var Selin Hanım diye. Onun da çeşitli Güzel yolları Güzel söyleşiler. Var. Evet, evet söyleşiler yapmak istiyorum. Hı -hı. Hiç olmazsa kimse afişe olmadan nedir ne değildir ne yapabiliriz öğrenmiş Hı -hı. oluyoruz. Yani öğrenmemek, öğrenmek için uğraşmak sormak ayıp değil ki. Hı -hı. Öğrenmemek. Bu arada bu vesileyle bir şey daha söylemek istiyorum. Lütfen. Ne kadar bol bol vakit harcıyoruz. Mesela şoförüm boş duruyor. Çocuğum beni beklerken al eline bir Türkçe, işte İngilizce, bir Lugata şöyle küçücük Hı -hı. bir şey. Kelime ezberle. Otobüslerde, trenlerde, eskiden işte yani ben çok uzun sene Amerika çok uzun sene İsviçre'de çocuklar orada okuyordu. Fransızcayı öyle öğrendim. Bütün gün kelime ezberleyerek, televizyonda e, konuşmaları dinleyerek, önceleri Çince gibi geliyordu. Sonra mükemmel anlamaya başladım. Vaktimizin en ucuna kadar e, iyi bir şekilde kullanmamız lazım. Kullanmamızı değerlendireyim. Peki şimdi tekrar ben evliliklere döneceğim. Sizin bir cümleniz benim çok dikkatimi çekti. Diyorsunuz ki eşlerinize yatakta asla hayır demeyin. Ama bu iki kere iki dört. Gerçeğin ta kendisi. Ama Selin Hanım rol mü yapayım? Hayır. Yorgun. İteleme. Hasta, Yorgun olabilirsin. Başı ağrıyor. Olabilir. Bunlar gayet tatlı bir şekilde. Hayatım ben bugün biraz rahatsızım. Şimdi erkeklerim bana söylüyor. Her gün ya milisi bulanır, ya başı ağrır, ya uykusu vardır, ya yorgunumdur. O da günah getiriyor. Senin birinci vazifen. Birinci. Ayrılmalarda zevcelik ve kocalık yapıyor musunuz diye bakıyorlar. Zevcelik nedir? Yani karılık. Bir numaralı hayır dememek. Ay ben erkeğin kölesi miyim? Benim canım istediğinde de o beni istemiyor. O da önemli. Seni bana söylüyor. İşte iş, yani bazı evlilikler yolunda gitmedi mi? İlk iş bu kesiliyor. Bu kesildiği anda bana geliyorlar. En İnsanları ayırmıyorum ama en bilgis bilgisizden, en bilgiliye kadar bir numaralı bana sorulan, biz aylardır yapmıyoruz, biz şöyle yapmıyoruz, bunu yapamıyoruz. Neden? Sen mi hayır diyorsun? Önceleri ben diyordum Selin Hanım ama şimdi istiyorum o istemiyor. Ne yapıyor? İçiyor mu seni? Hayır ama yorgunum diye bu sefer erkekler söylüyor. Bunlar hastalıklı evlilikler muhakkak kocanız istediği zaman evet diyeceksiniz. Ama sonra da yani kusura bakma biraz rahatsızım bugün. Rahatsız olmamak için akşama kadar evet işleriniz çok, evet çalışıyorsunuz, eve geliyorsunuz onu yapıyorsunuz, çocuklara bakıyorsunuz. iş bölümü yapacaksınız. Erkek de yapacak sen de. Ve yatağa yattığınız zaman illa bir şey olması şart değil. Birbirinizle el ele tutuşun, öpüşün güzel sözler söyleyin. Canınız istiyorsa da yapın. Ama ben yapmam, ben istemem, ben yorgunum. Hele birçoğunun bana dediği gibi yarın ne yemek yapacağımı düşünüyorum diyor. O diyor yapıyor ama ben diyor işte olmaz. Böyle evlilik olmaz. Evliliğin yüzde sekseni sekstir. Seks yoksa o evlilik arkadaşlıktır. Aynı evi paylaşan iki arkadaşsınız. Arkadaşlıkta bile bir sempati vardır. Bir anlaşma vardır. Bir konuşma vardır. O da yoksa ne yapıyorsunuz siz şimdi? Ne oluyor? Para senin param benim param. Bağırmağa gelince ağzımız çıktığı kadar en son hakaretler. Ondan sonra barıştık. Barışılmaz. Sen bu lafları söyleyecek kadar kocana ya da karına galiz düşüyorsan o zaman senin evliliğin bana göre yok. Sen orada çocukların tesadüflerle annesi ve babası olmuşsun. Tahammülsüzleştik bence biraz. He? Çünkü tahammülsüzleşiyoruz da galiba ilişkilerimizde. Dediğiniz gibi bir yandan hakaret ediyor, aşağılıyor, hatta küfüre varabiliyor. Bir gün sonra seni seviyorum, sen benim her şeyimsin diyor. Yok öyle şey. Diyor. Katiyet de yok. Sen kızdığın zaman, içtiğin zaman, yorgunken bana hakaret edebiliyorsan esas olsun sen. Ondan sonra canın istediği zaman geliyorsun karıcığım, karıcığım. Bir sürü işte böyle söylüyor kadın. Evet. Niye ona canım diyeyim? Niye şekerim diyeyim? Niye her dediğini yapayım? Çünkü o beni kırıyor Selin Hanım. Ondan sonra ben telefon ediyorum. Ne var? Niye arıyorsun? Sana kaç kere söyleyeceğim. İşim var. Toplantıdayım. Arama beni. Ondan sonra akşam dinde geliyor. Yorgunum, acım. Hadi çocukları sustur. Bunları böyle kötü kötü konuşuyor. Yatakta da hadi karıcığım varıcığım Yok öyle hmm, şey diyor. Ona kadın. yok. Ama attığımız her adımı düşünerek atmamız lazım. O benim kocam ne olacak? Kü küserim de, kavga da ederim. Sonra bilmem ne de yaparım. Onu da böyle evlilik ben anlamıyorum. O, Ay, o da evlilik değil. Hayır, bu evlilik değil. Bu mecburiyetler karşısında oyun mu oynuyorsunuz, tiyatro mu çekiyorsunuz, ne yapıyorsunuz bilmiyorum. Evlilikte... İnsan sevdiği insanı azarlayamaz. Onu kıracak bir şey yapamaz. Elini hiç kaldıramaz. Her zaman onun gönlünü almak ister. Ben bunu söylersem karım üzülür. Ya da ben böyle yaparsam kocam bana kızar. Bunları düşüneceksiniz. Evlilikte ahenk istiyorsanız, huzurunuzu satın almak istiyorsanız bütün bu dediklerimi unutmayın. Her an, her zaman çok iyi. Ağzınıza ilk gelen... Son söyleyeceğiniz lafı ilk söylemeyin hiçbir zaman, hiçbir zaman. E böyle içime mi atacağım? Onu da söylememem lazım. Çünkü benim de hayatım süper, ekstraordiner. Evet çok güzel geçti ama karşımdaki koca her zaman muhteşem değil de. Yani onun da insan olarak bir takım eksiklikleri vardı. Ama annemin dediği gibi Böyle kocam olsa ben de kocamla ne güzel yaşardım. Bana öyle diyordu anne. Hmm. Bir gittik kardeşimle Hawaii'ye. Geldik. Annem ertesi günü Türkiye'ye gitti. Ayol niye gidiyorsun işte otursana. Ay senin kocan çok zor kızım Allah sana kuvvet versin. Demek ki zor adamı mülayim, iyi, şeker gibi bana iltifatlar eden. Bir gün bile bana hediye getirmedi. Ben onu hiçbir zaman istem şey olarak almadım ölçü olarak. Hmm. Bana hiç hediye getirmiyor. Anneler gününde bir tane çiçek getirir tek bir. İşte bir bakarsın ondan sonra bana şiirler, aşklar. Ne kime yazdım bunları diyordum şaka yolla. <laughs> Sana diyordu. Aman evliliğin başında ben deli zıvana gibi aşıktım. O orta halliydi. Sonunda o deli gibi oldu. <laughs> ben Alzheimer'lı kocaya sevgili gibi davranamadığım için çok üzüntüler çektim. Az çalışan troit oldum işte böyle alttan almayayım. Yukarıda çocukları yıkıyorum mesela Amerika'ya anlatıyorum. Hiç demiyorum ki ya Tunç gelsene sen de bana yardım etsene. iki tane çocuk değil mi? Hayır onu söylemek aklıma gelmezdi hiç. Ben kendim yap yapıyordum. Çünkü babaya iş vermiyorduk. Bir keresinde kızı verdim. Dedim ki biraz tut da. Bu daha yeni yüz yürüyor. Düşer müşer. Görmem şu kadar su var ama hani olur ha. Geliyor içeride. Annesi bu bebek seni istiyor. E ben de duyuyorum istediğini. Ama ben sana ne verdim? Çocuğu verdim o yala. İkisini ayrı ayrı yıkayayım. Güzel güzel konuşa konuşa. Masal anlatı anlatı seviyorum onu. Ama... Benim kocam bunları yapmıyordu. E ben bunları kriter olarak almadım. İçine baktım. Köklere baktım. Ben aysa mozeydi işin acıklı yanı. Ama esaslarda aynıydık. İkimiz evet, de efendi, de düzgün. Kurdunuz. Karşısındakini kırmamaya çalışan. Hayır dememeyi bile usulünce söyleyen. Yani bu şekilde olduğu için çok iyi anlaştık. Selin Hanımcığım daha da konuşsak neler neler konuşuruz ama tabii ki süremiz sona erdi. Ben izleyicilerimize demek istiyorum ki dahasını merak ediyorsanız mutlaka bu kitabı edinin. Sorularınızın cevabını burada bulacaksınız ve yine Selin Hanım'ın YouTube kanalından kendisine ulaşabilirsiniz. Evet YouTube'larımı seyrederlerse zaten inanın ki bakın bana gelmenize gerek yok. Elif Bey'sinden itibaren ilişkiler, evlilikler şu ilişkiyle de ilgili anlatayım. Öf, ne, ne, biçim taktikler veriyorum. Şöyle yaptın mı böyle olur böyle yapma şunu yap falan diye. Yani onun için ben misyonumu çok iyi biliyorum. Ne biliyorsam öteki dünyaya götüreceğimi sizlere anlatıyorum. Çok teşekkür ederim. Bundan ediyoruz. daha güzel şey var mı? İyi ki var. Sesim bile kısılıyor. <laughs> Çok Ay, teşekkür şen ederim kahkahalarınızla canım. Şen hep hayata böyle gülerek bakın. İşte bir de şey, söz, son bir şey söyleyeceğim. Lütfen. Bugün rahmetli oldu bir büyük çok beğendiğim bir yazar bir gazeteci. Dün mü öldü. Dur. O onun sözüne baktım. Diyormuş ki gazete yazıyor diyor ki her zaman dermiş ki dünyanın ne kadar harika olduğunu anlamak için gökyüzüne bakın. Ben kitabımda bile yazıyorum senelerden biri. Dinlenmek için ağaçların arasından gökyüzüne bakarım. Oh ne güzel bir hayat. Allah'ım yani çok da Allah'a da düşkünüm ama iyi insan olmanın hazzıyla yaşayabildiğim kadar yaşayacağım. Ve sizlere öğretebileceğim ne varsa öğreteceğim. Harikasınız. Biz de keyifle <laughs> dinleyeceğiz sizi. Teşekkür. Çok teşekkür ediyorum. Bir şey değil Ayağınıza canım. sağlık. Çok teşekkürler. Efendim bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.